Herkese merhaba. Bu videoda LGS İngilizce sınavında çıkma ihtimali yüksek soru tiplerine bakmaya devam edeceğiz. Geçen videomuzda birinci üniteye bakmıştık. Bu videoda da ikinci üniteden devam edelim. İkinci ünitemiz Teen Life ünitesiydi. Şimdi bu ünitede hangi soru tipleri çıkabilir onlara bakalım. Bu ünitede arkadaşlar organizasyon soruları karşınıza çıkabilir. Bu tür sorularda Ücret kısmına hangi tarihler arasında olduğuna bilgi için kime başvurabileceğimize ve hangi tarihe kadar başvuru yapılabileceğine dikkat etmeniz gerekir. Bu tür sorularda karşımıza çıkabilecek kelimeler şunlardır arkadaşlar. Bakın, fee ücret demektir, including içermek demektir. Bakın şurada including breakfast diyor yani kahvaltı dahil demek. Kontakt, iletişim kurmak info bilgi vermek deadline son tarih. Bakın arkadaşlar şu kelime oldukça önemlidir. Sınavlarda sıkça karşımıza çıkar. Deadline son tarih demektir. Bunu unutmayın. Opportunity fırsat demektir. Şimdi buna göre sorumuza bakalım. Hangi sorunun cevabı posterde yoktur diye soruyor. Bakalım A şıkkı Aktivitenin son tarihi nedir diye soruyor. Tarihler bize verilmiş arkadaşlar. B şıkkında Kamçılar Lukas'a nasıl gidecek diye soruyor. Bunun da cevabı vardır arkadaşlar. Bakın şurada Lukas'a trenle gidileceğini söylüyor. C şıkkı Orada hangi aktiviteler yapılacak diye soruyor. Posterde bunun da cevabı var arkadaşlar. D şıkkı Kamçılar Bruce Watson'la Nasıl kontak kuracak diye soruyor. Bunun cevabı posterde yok arkadaşlar. Daha fazla bilgi için Bruce Watson'la iletişim kurun diyor fakat e-maille mi, telefonla mı, nasıl iletişim kuracağı konusunda bilgi vermiyor. Burada yanlış olan D şıkkıdır. Bu ünitede karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi de davetiyelerdir arkadaşlar. Bu tür sorularda da şu kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ver nerede demektir. Give vermek demektir. Sender gönderen demektir. Receiver alıcı demektir. Bakın şu iki kelimeye çok dikkat edin arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlarınız çok karıştırıyor. Sender gönderendir ve gönderen davetiyenin altında yer alır. Örnek olarak şuna bakacak olursak burada sender Alice'dir. receiver de arkadaşlardır. Başka bir kelimemiz expecttir, beklemek. Diğer kelimemiz de place'dir. Bu da yer anlamına gelir. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı davetiyede yoktur? Partinin nerede olduğu bakın şurada söyleniyor. Place Flower Cafe. Bunun cevabı var. B şıkkı. When is the party? Parti ne zaman? Partinin zamanı da verilmiş bize. C şıkkı. Who gives the party? Bunu da cevabı var arkadaşlar. Partiye Alice veriyor. I will have a party diyor burada. Bunun da cevabı var. D şıkkı. Who comes to party? Partiye kimin geldiği ile ilgili bir bilgi burada yer almıyor. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu üniteyle karşımıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi de uygunluk sorularıdır arkadaşlar. Bakın appropriate uygun anlamına gelir. Bakın burada Richard'ın ve Steven'ın bu zamanlarında yapmaktan hoşlandıkları şeyler verilmiş. Her ikisinin ortak bir yere giderken tercih edebilecekleri şey sorulmuş. Bakın her ikisinde de ortak olan adrenalindir. Richard Bungie Jumping yapmaktan hoşlanıyor. Steven'da Barak Lighting yapmaktan hoşlanıyor. Yani bunların her ikisinin ortak olarak gidebilecekleri yer Adrenalin Festivalidir. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu üniteyle ilgili karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi de diyaloğu tamamlama sorularıdır. Complete tamamlamak anlamına gelir. Bu tür sorularda Özellikle boşluktan sonraki cümleye çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi diyaloğa bakalım. Barney dinle Tim. Cumartesi akşamı meşgul musun diye soruyor. Tim de boşlukta bir şey söylemiş ve niçin diye soruyor. Barney de cumartesi akşamında jazz konseri için iki tane biletim var. Benimle gelmek ister misin diye soruyor. Buna göre bu boşluğa girebilecek en uygun cümle B şıkkıdır arkadaşlar. İkinci ünite ile ilgili karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi de anket sorularıdır arkadaşlar. Anket sorularında şu kelimeleri bilmemiz gerekir. Answer, cevap demek. Research, araştırma demek. Survey, anket demek. Result, sonuç demek. Less, az demek. Most'a, çoğu demektir. Şimdi sorumuza bakalım. Grafiğe bak ve soruyu cevapla diyor. Grafikte Türkiye'de gençlerin interneti niçin kullandığı ile ilgili bilgiler verilmiş bize. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye soruyor. A şıkkı gençler interneti çoğunlukla video yapmak için kullanır diyor. Grafiğe bakıyoruz. Video yapmak en fazla olduğu için bu doğrudur. B şıkkı onlar bir şeyler satın almayı rezervasyon yapmaya tercih eder diyor. Bakıyoruz online bir şeyler satın almak %25 civarında rezervasyon yapmak %5 civarında. Grafiğe göre bu da doğrudur. C şıkkı diğer ülkelerdeki insanlarla iletişim kurmak Online bir şeyler satın almaktan daha az tercih edilir diyor. Online bir şeyler satın almak %25 civarında. Diğer ülkelerdeki insanlarla iletişim kurmak %20 civarında. Bu yüzden bu da doğrudur. D şıkkı onlar yabancı dillerini geliştirmeyi tercih etmez diyor. Halbuki grafiğe göre gençlerin %15'i yabancı dillerini geliştirmek için interneti kullanıyor. Bu yüzden D şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Arkadaşlar İngilizce sorularını çözmek için kelimeleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Her ünite ile ilgili kelimeleri ben videonun altına açıklama kısmına ekledim. Oradan videoları izleyip kelimeleri öğrenebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Diğer ünitelerle ilgili videoları yapmaya devam edeceğim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.